than old days. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Öykü Bir Türkü programıyla yine siz değerli izleyicilerimizle birlikteyiz. Konuklarımız yine Yaşar Apaydın sazıyla, sesiyle, sözüyle Aşık İbrahim Döğer abimiz. Hoş geldiniz programımıza tekrar. Şimdi tabii Çekiceli'nin gerçekten çok ünlü bir parçası, bir ağıdı. Yoruldum da yol üstüne oturdum diyor. Hani bir evladı, bir insanın bir evladını kaybetmesi kadar acı bir şey yok. Tabii. Hep öyle söylerler ya İbrahim abi. Yani Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tabii şimdi evlat acısı olunca ister istemez bizim aşıklarımız, bizim şairlerimiz bunun üzerine çok güzel şiirler yazıyorlar, deyişler söylüyorlar. İbrahim abi, Çekiceli malumunuz bizim Keskin'den. Efendim? Çekiceli bizim malumunuz Keskin'den. Keskin'den. Keskin bölgemizden. Değil, buralı şeyden. Yok, yani oradan hep konuşulur, söylenir. Evet, o bölgeden böyle söylenir. Netice itibariyle Çekiceli bizim Aydın Çekici'nde babasıdır. Buralı. Meşeköy doğumludur. Kamaran'ın Meşeköy'ü. Hacı Taşan Keskin. Hacı Taşan Keskin'de. Neticede bu bölge, bu yöre yani Kırıkkale, Keskin, Kırşehir, Aksaray bu bölge Çekiceli'yi gerçekten çok iyi tanır. Fakat çok genç yaşta da rahmetli olur. Aşağı yukarı 39-40 yaşında rahmetli olur. Keşke yaşasaydı, keşke böyle şiirleri söze dönüştürüp, saza dönüştürüp biz daha fazla parçalarını dinlemiş olsaydık. Evet. İbrahim abi, senden bu parçamızın bir öyküsünü dinleyelim. Şimdi bizlere bu imkanı tanıdığınız için Anadolu RTV'ye ve sizlere edebiyat adına, şahsım adına çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Yani bu öyküsüyle türküleri söyleme, bazı doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yapıyoruz bunu. Bu eser Dalakçı'da Çingen'in kaçırdığı bir çocuk olarak söylenir ama doğru değil. Bu Çadırlı Kör Mehmet köyünde Dellon Osman diye Osman amca vardı. Ben son zamanlarını bilirim. Yani 2 metre boyunda cesur mu cesur, Külhan Bey mi Külhan Bey, delikanlı mı delikanlı. Bu bir cinayetten cezaevine düşünce bunun bir tane küçük çocuğunu de intikam uğruna öldürüyorlar. Yani. Nesli olmasın. Nesli olmasın diye. İntikam devam etmesin. Devam etmesin diye. Ve Çekiceli de Meşeköy doğumludur. O bölgede komşu köy olduğu için oradan etkilenerek bunu 50'li yıllarda bunlar bu ortaya çıkıyor. Bu Dalakçı'daki hikaye 60'lı yıllardaydı. Yani bu birbirinden farklı dönem ve zamanlar. Ha şimdi birbirine uyarlama vardır bu işlerden. Vardır. Mesela şeyden Kevenli'den çıktım da yıldız parladı diye onu Hacı Bektaş'ın Mikail köyündeki durana da söylenir. Aslı bunun şeyden Sungurlu'daki duranın bu Baki Yaşa Altınok'un kitabına bakarsan Baki Yaşa Altınok o yanlışı düzeltmiştir. Bazen Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Çünkü orada abi verdi elimizden aldılar diyor. Yok ettiler yani. Çekiceli bunu çok güzelce söylüyor. Çekiceli'nin çok güzel eserleri var ama çok erken kaybettik Çekiceli'yi. Çekiceli bu çağlarda yaşasaydı Çekiceli ayrı bir ek oldu. Ben Çekiceli'nin olduğu düğünlere katılırdım ben. Sazdan tambur sesi çıkarırdı. Kemana benzer ses çıkarırdı. O da ayrı bir stildi. Yani Yaşar belki dinliyordur. Mesela Yaşar sabahlara kadar Yaşar da ayrı bir ekoldür.
Az önce de sizin söylediğiniz gibi bir de gizli bir sürprizimiz olacak. İnşallah o programı da geliştiririz. Yaşar birebir yani şeyleri taklit edebiliyor ama diyor ki üstadı taklit edemiyorum. Çekici Ali'yi taklit edemiyorum. Bunda ayrı bir ekol var diyor. Ya, bak Neşe'de yapıyor. Herkes yok. Ben Yaşar'ı dinliyorum. Öbür odada söylesin atıyorum. A şair, B şair ismini vermeyelim. Dirilmiş zannedersin. Varıyorsun ki Yaşar. Neşar. Ama Çekici Ali'yi yapamıyorum. Onda ayrı bir kuvvet, ayrı bir güç, ayrı gizli bir sır var diyor. Evet. Yani mekanı cennet olsun. Ama güzel miras bıraktı gitti. Aydın olsun, Fevzi olsun, rahmetlik vefat eden çocuğu olsun. Onların da 10 parmaklarında 10 hüner var. Onlar da babalarının üzerinde devam ediyorlar. Çekici Ali'nin eseri bu. Çadırlı Kör Mehmet Köyü'nde cereyan eden bir türküden kaynaklanıyor. Oradan geliyor Mevdem Bey. Evet, Çekici Ali'nin oğlu Aydın Çekici de buradan anmış olalım. Evet. Evet. Geçenlerde de külliyede Cumhurbaşkanı'nın açılışı vardı bir programda. Kendisini de orada programda izledik. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun Aydın ömürler versin. Allah uzun Aydın, ömürler Aydın versin. Abimiz de gerçekten güzel çalar. Ayrı bir ses, ayrı bir şeyi var onun. Tabii. Şimdi işte şiirler de böyledir, sanat da böyledir. Parmak izine benzer bunlar Mehmet Emin Bey. Yani milyarlarca insan geldi geçti. Mezardan dirilt, hiçbirinin parmak izi birine benzemez. Şiir de böyledir, mızrap da böyledir. Birbirine benzemez yani. Ama onlar babalarından aldığı o şeyi kendi stillerinde hiç kimseyi tak. Mesela Neşet Ertaş Muharrem'i taklit etse Neşet olabilir mi? Olabilir mi? Peki Muharrem Usta'nın üzerine mızrap var mı? Yok. Ama yaratıcı olmak lazım. Babasından esinlenmiş, yaratıcı olmuş. Bizim işte Ümit Yaşar'ımız da üstattan esinleniyor, yaratıcı oluyor. Ama bundaki o taklit şeysi üstatta yoktu. Bu da bir işte bir sanat. Bu yani. Da bir ayrı yetenek. Tabii. Ha şimdi belli olmaz. İleride belli olur yani bunlar. Evet. Ama Yaşar Abaydın'a da gerçekten teşekkür ederim. Kendisini de yetiştiriyor. Hani diyor ya sabahlara kadar dinliyorum, izliyorum diyor ya. Evet. Abi izleyeceksin. Yani sanatını, icraatını en iyi şekilde yapmanın her türlü yolunu deneyeceksin. Şimdi TRT Türk'te program yapıyoruz. Evet. Gülşen Hanım'la beraber. Gülşen Hanım da manevi kardeşi yani. Kardeşi kadar sever. Ben Gülşen Hanım'dan not almak, Gülşen Hanım'dan sınıfı geçmek her babaydın harcı değil. Türküler ödülerce sayar. Her babaydın harcı değil. Dedi ki yani inanın ben Ümit Yaşar'ı dinlerken mest oluyorum dedi. Ufak da bir uyarıda bulundu. Bir ses kursuna git dedi. O oktanını, sesin ayarını neyi? Yaşar da tamam abla dedi. Mesaj alınmıştır dedi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde şey, şimdi, kurs veriyorlar. Şimdi o kursa katılıyorsun. Mehmet Bey insanı yüceltir yani. O tip şeyler, ikazlar, o tip telkinler. Neşet Ertaş mızrabının üzerine mızrap yok. Bayram Aracı'dan saz kursu alıyor. Bu ne yaptı? Neşet'i Neşet yaptı ya. Şimdi zamana göre kendini yenileyenler zirvede olur. Her şeyin eskisi antika olur. İnsanın kendini yenileyemeyeni fosil olur. Yani zamana göre kendini yenileyeceğiz. Kendini yenileyeceğiz. Evet. Şimdi Çekici Ali'den herhalde bir parça daha dinleyeceğiz. Rast geldim bir kaşları kemana. Thank you.
Sarı saç Ebru Teriye yeter ya. Of of. Yeter. Aman geldik deşireye de. Dedim aman. Aman. Evet, diline, gönlüne sağlık Yaşar Afaydın. İbrahim abi buyur. Şimdi hani derler ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Evet. Her türkünün bir öyküsü var. Hirfanlı Barajı bağlanmadan önce ırmağın öbür yakası, bu yakasıyla hısım, akrabalık, ticaret. Çünkü Kızılırmak'tan sal tip kayıkla Keşk Köprü'den bilen geçiliyordu ama Hirfanlı Barajı bağlanınca o bağlar koptu. Ben ırmağın öbür yakasındanım. Bu türkü bizim eski ilçemiz olan Şerefli Koçlar'ın Acıkuyu köyünde çavuşun kızı, güzelliği dillere destan olan Yeter'in türküsü. Bu Kaman Pazarı'na geçerken Aşık Sait'in oğlu Seyfullah işte kayıkla geçerken orada Yeter'i görüyor. Aşık Seyfullah'a bu söz. Evet. Bu söz Seyfullah'a aittir. Orada o türküyü yazıyor. Hatta diyor ki gönlümü okşadı güzelin sözü. Ay gibi parlıyor cemali yüzü. Acı kuyudan da çavuşun kızı ruhumu cezbetti dili yeterdi.
Bu bir destandır yani. Evet. Bu bir destandır. Çok güzel de söylemiş. Seyfullah da tartışılmaz bir aşık. Babadan geliyor. Onlar iki kardeşte Kerem'i görmedim. Ama Seyfullah'ı iki kez gördüm. Ben Sarıyaş'ta Dayımgil'de okurken Dayımgil'in komşusunun hanımı Tohlümenli'ydi. Demek Seyfullah'ın akrabası ki oraya geldi, bir öyle gördüm. Bir geldiğinde de babam Dayımgil'deydi. Dayımın yanına geldi. Ta o zaman medeni giyimli bir insandı. Çok güzel eserler bırakmış. Onu da güzel söyledi. Kaç yılında öldü? 68'de öldü. Ben de 67-68'i şeyde okudum. Ortaokulu Sarıyaş'ta okudum. Sarıyaş'ta okudum. 65-66'yı Koçhisar'da okudum. Bu Seyfullah'a, sözü Seyfullah'a ait bestesi ait Çekiceli'ye. Ama Abdallah'ın hepsi söylüyor. Çok güzel bir eser. Gerçekten insanın ruhunu okşuyor. Gerçekten diyorum. İnsanın ruhunu okşuyor. Ben mızrap o bölgenin karakterinin simgesidir. Mesela Ege'ye gidin. Yani insanları da hareketlidir. Müzikleri de hareketlidir. Karadeniz bölgesine gidin. İnsanların karakterine göre müzikleri var. Temposu var. Mesela Konya'ya gidin. Mızrabı alttan da vururlar, üstten de vururlar. İnsanlar da öyle işte. Onlar alttan da olur, üstten de öyle yani. Ama Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Ankara'nın bir bölümü Bala'dan öteye geçmeyeceksin. Yani en oturaklı mızrap Erzincan. Yani bu bölgenin insanın karakterini yansıtıyor. Çünkü Ankara'nın öbür taraflarındaki o şeyler yani pek bizlere hoş olmayan. Ha, o da müzik midir? Müziktir. Elbette. Ama yani görev bölge, iklim her şeyi değiştiriyor. Orada işte yani argo kelime. Argo söz ben diyemedim. Argo söz dahi kullanılıyor ama Neşet Ertaş sizin birinde radyoyunda söylerken irsali diyor. Rahmetlik Muzaffer Sarı Sözen oğlum sen giriftar olmuşsun bunca ishal ediyor diyor. Oğlum sen ishal misin diyor. Hayır diyor. Milletin anlayacağı söz kullanacağı irsali sen bilirsin ben bilirim diyor. Şu bu bölgenin insandaki hassaslığa bak. Evet. Yani bunlar çok önemli. Mesela Kayseri'de Emir Bağları diye bir türkü var. İleride onu da işleyelim. Germir Bağları. Ya bir Ermeni kızını kandırıyor. Ben gelirim Erciyes'teki karşı edince. Sen gideli boş bıraktım solumu diyor ya. Yani bir görsene. Yani tüylerin diken diken olur. Yani her türkünün bir öyküsü var. Bir öyküsü var. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah biz teşekkür ediyorum. Bunları devam ettirirsek gelecek nesle bir şey bırakırız. Ettiririz inşallah. Buyurun. Gücümüz gönlümüz yettiği müddetçe. Yettiririz inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Öykü Bir Türkü programında bugün Yoruldum da Yol Üstüne Oturdum Çekiceli'nin parçasını işlemiş olduk. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.